Birinci soru. Taban ayrıt uzunlukları 4 birim ve 5 birim olan şekil 1'deki dikdörtgenler prizmasının tamamı 200 adet birim küp ile doldurulabilmektedir. Taban ayrıt uzunlukları 2 birim ve 5 birim olan şekil 2'deki dikdörtgenler prizmasının tamamı ise 50 adet birim küp ile doldurulabilmektedir. Buna göre bu iki prizmanın yükseklikleri toplamı kaç birimdir? Şimdi birinci prizmanın taban ayrıtları 4 ve 5. Bunları çarparsak 20 olur. 200'ü de 20'ye bölersek bunun yüksekliğini 10 olarak buluruz. İkinci prizmanın taban ayrıtları 2 ve 5. Bunları çarparsak 10 olur. Buraya 50 adet birim küp sığıyormuş. O zaman 50'yi de 10'a bölersek 5 birim olarak yüksekliğini buluruz. Yükseklikleri toplamı ise 10 artı 5'ten 15 birim olur. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. 12 adet birim küpün tamamı kullanılarak kaç farklı dikdörtgenler prizması oluşturulabilir? Bu prizmanın ayrıtları 1, 1 ve 12 olabilir. Veyahut 1, 2 ve 6 olabilir. Ya da 1, 3 ve 4 olabilir. Ya da 2, 2 ve 3 olabilir. 4 farklı prizma oluşturulabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın yarısı su ile doludur. İçindeki suyun tamamı küp şeklindeki boş bir kaba aktarılmıştır. Küpün tamamı dolduğuna ve taşma olmadığına göre küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi suyun yarısı doluysa yüksekliği 2 santimetre olur. Taban ayrıtları 9 ve 12. Yüksekliği de 2. Bunun hacmini hesaplayalım. 9 çarpı 12 çarpı 2. 9 kere 12 108 olur. 2 kere 108 de 216 olur. Şimdi buradaki küpün hacmi de 216'ymış. Küpün bir kenarına A dersek o zaman küpün hacmi A çarpı A çarpı A olacaktır. A çarpı A çarpı A A küp olur. A küp 216 ise A da 6'dır. Çünkü 6 çarpı 6 çarpı 6 216 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde A ve B depoları verilmiştir. A deposu yarısına kadar su ile dolu, B deposu ise boştur. A deposundaki suyun tamamı B deposuna boşaltıldığında B deposu tamamen doluyor ve 216 cm3 suyun taştığı görülüyor. Buna göre B deposunun yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi A deposundaki suyun hacmini bulalım. Yarısına kadar doluymuş. O zaman suyun yüksekliği 6'dır. Taban ayrıtları da 6 ve 9. Bunun hacmini hesaplayalım. 6 çarpı 9 çarpı 6 olacak. 6 kere 9 54. 54 ile de 6'yı çarptığımızda 324 cm3 buluruz. Suyun tamamı B deposuna boşaltılıyor ve 216 cm3'lük kısım taşıyormuş. O zaman 324'ten 216'yı çıkarırsak geriye 108 kalır. Demek ki B deposunun hacmi 108 cm3'müş. B deposunun taban alanı 3 çarpı 4 12'dir. O zaman 108'i biz 12'ye bölerek B deposunun yüksekliğini 9 cm olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 5. soru. Ayrıtlarının uzunlukları 2 cm, 4 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgenler prizması ile aynı hacme sahip bir küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç cm'dir? Önce dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayalım. 2 çarpı 4 çarpı 8 64 cm3 olur. Bu bir küpün hacmine eşitmiş. Küpün bir kenarına A dersek A çarpı A çarpı A A küp olur. Bu 64 cm3'müş. 4'ün küpü 64 olduğu için A sayısı arkadaşlar 4 olmalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 6. soru. Ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutu birim küplerle tamamen doldurulacaktır. 300 adet birim küp yerleştirildikten sonra kutunun tam dolması için kaç adet birim küpe daha ihtiyaç vardır? Bu prizmanın hacmini hesaplayalım. Ayrıtları 5, 12 ve 6. 5 kere 12 60, 6 kere 60 360 olur. Şimdi 300 birim küp konulursa geriye 360'dan 300'ü çıkardığımızda 60 birim küp kalır. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisinin hacmi diğerlerinden farklıdır? Evet. A şıkkındaki prizmanın hacmini bulalım. Ayrıtları 3, 8 ve 10. 3 kere 8, 24. 24 ile 10'u çarptığımızda 240 metreküp buluruz. B şıkkındakinin ayrıtları 2, 12 ve 10. 2 kere 12, 24. 10 ile 24'ü çarpınca 240 metreküp olur.
C şıkkıdakinin aylıkları 5, 6 ve 8. 5 kere 6 30. 8 çarpı 30 240 metreküp. D şıkkı aylıklar 3, 8 ve 9. Bunları çarpalım. 3 kere 8 24. 24 ile 9'u çarptığımızda 216 buluruz. Farklı olan 216 olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Bir kuyumcu aylık uzunluğu 1 cm olan küp şeklindeki hediye kutularını dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuya kutuda boşluk kalmayacak şekilde yerleştirecektir. Buna göre aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulardan hangisine en fazla sayıda hediye kutusu yerleştirilebilir? Hacimlerini bulalım bunların sırasıyla. A şıkkı ayrıtlar 12, 6 ve 5. 12 kere 6 72 olur. 5 kere 72 360 cm3 olur. B şıkkı ayrıtlar 6, 6 ve 8. 6 kere 6 36. 8 çarpı 36 288 cm3 olur. C şıkkı ayrıtları 7, 7 ve 7. 7 kere 7 49. 7 kere 49 343 cm3'tür. D şıkkı ayrıtlar 16, 5 ve 4. 5 kere 16 80. 80 ile de 4'ü çarptığımızda 320 buluruz. Şimdi 1 cm3 olan küp şeklindeki hediye kutuları konulduğunda en fazla görüldüğü gibi A şıkkındaki kutuya konulabilir. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı 3 metreküp 3000 desimetreküp. Bu doğrudur. B şıkkı 0,72 desimetreküp 720 santimetreküp. Bu da doğrudur. C şıkkı 1,5 metreküp 1500 desimetreküp. Bu da doğrudur. D şıkkı 8,4 desimetreküp 0,084 metreküp denmiş. Bu yanlıştır. Doğrusu 0,0084 metreküp olmalıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. Aşağıda bir dikdörtgenler prizması ve hacmi 216 cm3 olan bir küp verilmiştir. Bu dikdörtgenler prizmasının taban ayrıtlarından biri küpün bir ayrıtından 2 cm uzun, diğeri 2 cm kısa, yüksekliği ise küpün bir ayrıtından 1 santimetre uzundur. Buna göre dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi küpün bir kenarına biz A dersek bunun hacmi A küp olacak. Bu 216 santimetre küpmüş. Buradan A'yı 6 buluruz. Çünkü 6 çarpı 6 çarpı 6 216'dır. Şimdi dikdörtgenler prizmasının taban ayrıtlarından biri küpün bir ayrıtından 2 santimetre uzunmuş. O zaman burası 8 olacak. Diğeri 2 santimetre kısaymış. O zaman burası 4 olacak. Yükseklikte 1 santimetre uzunmuş. O zaman burası da 7 olacak. Şimdi bunun hacmini bulalım. 8 çarpı 4 çarpı 7. 8 kere 4 32. 32 ile de 7'yi çarptığımızda prizmanın hacmini 224 santimetre küp olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Bir çiftçinin dikdörtgenler prizması şeklindeki su deposunun ayrıt uzunlukları aşağıda verilmiştir. Bu çiftçi tarlasının bir dönümünü sulamak için 80 metreküp su kullanmaktadır. Buna göre bu çiftçi tamamı dolu olan bu su deposu ile kaç dönüm yeri sulayabilir? Önce bu su deposunun hacmini bulalım. 250, 120 ve 80'i çarpalım. Bu işlemi yaptığımızda 2 milyon 400 bin desimetreküp buluruz. Bunu metreküpe çevirdiğimizde 2400 metreküp olur. Şimdi bir dönümünü sulamak için 80 metreküp su kullanılıyormuş. O halde 2400'ü 80'e bölersek kaç dönüm tarla suladığını buluruz. Şimdi buradan sıfırlar sadelesin. 24'ü de 8'e bölersek 3 olur. Bir de burada sıfır var. 30 dönümlük arazi sulanabilir. Doğru cevap B şıkkıdır.